Merhaba arkadaşlar. Bugün bir oyuncu kasası incelemesi yapacağız. İnceleyeceğimiz ürün Thermaltake Core P5. Oyuncu kasası, sıvı soğutma destekli bir oyuncu kasası. Zaten aslında genelde bunlar sıvı soğutma için alınıyor. Direkt kutu açılımına geçmek istiyorum. Özelliklerinden bahsetmeden kutu açılımını yaparken özelliklerinden vesairesinden bahsederiz. Şimdi bir arkadaş çağırmamız lazım. Yoksa tek başına çıkacak bir kasa değil. Çok ağır bir kasa. Gel bakalım. Çaycı. Çaycı. Şimdi sen o köşelerden tut. Sadece tut. Ben çekeceğim. Bir saniye abi. İnanıyorum. Devam. Çek! Çek! Asıl. Tamam, yavaş yavaş yavaş. Tamam. Şu an daha kutusuyla işimiz yok. Şimdi ilk önce camımıza gelecek olursak, gördüğünüz gibi bu glass cam mı ya? Ne biçim glass cam? Glass. Plastik olabilir. Plastik gibi duruyor ama ne bileyim, glass olması lazım normalde. Evet. Ayaklık birincisi. İkinci ayaklığımız. Oh, bu ne? Ağır olan buymuş zaten. Buradan da demirlerimiz çıkıyor. Dikey olarak kasaya montajını yapmak için, yani camı takabilmemiz için. Şimdi gelelim kasayı çıkarmaya. Çaycının gelip yardım edeceği yok. Adamı el atıyorum, parti oturdu gene. Acaba gitsem mi? Gitsek mi? Dökme metal herhalde. Dökme metal herhalde, çok ağır. Bunun daha arka tarafı var, açılacak. Bu kapak ne tarafa doğru açılacak? Boş kapak hali neredeyse 1 kilo geliyor şöyle. Şu boş hali. Bunu da kutuya koyalım. Burada 2 adet daha kutumuz var. Şu şekilde. Bir tane de burada. Bu da çok ağır. İçinde ne var acaba? Bunun içinde bir sürü aparat var. Vidalar, yan bal, demirler. Şunlara geçirebileceğimiz, bu da hard disk şeyi, slotu. Geçirebileceğimiz borular, yani plastik boruları. Bu da SSD yuvası. Bu PCI Express yuvası. Güç kaynağının demiri. Bu da anakartımızın gövdeye takacağımız yuva. Bunların hepsini şuraya toplayalım. Tekrardan. Bunları da bir kenara alalım. Burada da hard disk slotu. Bir tane daha yuva. Bunu da kenara alalım. En önemli parçamız. En çok istediğim ve en çok beğendiğim. Alttan çıkıyormuş zaten. Bu kablo, anakartınızı ekran kartınızı monte etmiyorsunuz. Direkt olarak harici dış bölüme, yani kasanın dışına doğru şu şekilde montajını yapabiliyorsunuz. Zaten buralara gerekli parçaları geçirdikten sonra dış tarafa uzun olarak ekran kartınızı takabiliyorsunuz. Bunu da atalım kenara. Başka ne evimiz var burada? Başka burada kasamızda gördüğünüz gibi iç tarafında 3,5'luk hard disk yuvalarımız mevcut. Tabii siz bunları değiştirebiliyorsunuz. SSD
SSD'leri de takabilirsiniz. Ön tarafında zaten 480 mm'lik radyatörler takabilirsiniz. Başka gördüğünüz gibi kavuçuk kullanılmış. Kavuçuk çıkışlarımız var. Bu çok güzel. Anakartımızın çıkışı. Güç kaynağımızı şuraya yerleştireceğiz. Zaten bunları montaj aşamasında hepsini çok iyi bir şekilde göstereceğiz. Yuva olarak 2 adet 3.0, 2 adet 2.0 USB yuvalarımız var. Kulaklık jack'ı ve mikrofon jack'ımız var. Power'ımız, reset tuşumuz. Şurada da gördüğünüz gibi güzel bir logo var. Başka olarak şu arka tarafta da duvara monta edebilmemiz için çıkıntı var. Buraya duvara montajını yapabiliyorsunuz. Onun için ayrı bir aparatı daha var. Önce onun duvara montajını yapıyoruz. Ondan sonra da direkt duvara takıp asabiliyoruz bunu. Başka bir şeyimiz yok. Şimdi gelelim bunun camına. Normal cam olarak söyleniyor sitesinde. Biz öyle gördük. Ben öyle gördüm. Ama yani camla alakası yok. Cam değil. Sertleştirilmiş plastik diyebiliriz ancak. Başka bir şey de değil. Yani bunu da üstünde kapalı olduğu için böyle tek 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 soymakla uğraşacağız. Geri kalanını bir sistemi toplarken devam edip anlatacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.